Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve Yeni Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Zil da Tümü yazan yeri aktif hale getireceksiniz. Sadece zil butonunu aktif hale getirdiğinizde bildirimlerden haber gelmez. O yüzden tümü yazan yeri işaretlerseniz hemen bildirim alırsınız arkadaşlar. Evet. Şöyle dün A101'e fanus, kek fanus almak için çıkmıştım dışarı arkadaşlar ve tuhafiyeye de bu şekilde çok güzel iki tane renkleri gördüm. çoktandır uğramıyordum. Bu şekilde açık petrol bakın Cenk'in yazması ithal kokulu yazma ve 17 lira 50 TL arkadaşlar iplerde olmuş 3 lira 291 böyle tülbentimle birebir aynı renkte bakın ipimin rengi ve bir de ya bu renkte cenkin yoktu ben de reyyan aldım bu da aynı şekilde hardal rengi ve bunun numarası da 783 şöyle bunlarla arkadaşlar size inşallah güzel bir modeller hazırlarız. Şöyle bol beğenili, bol yorumlu izlenimi olan bir videolar gelir. Evet. Şimdi size hangisiyle acaba arkadaşlar şey video çekeceğiz, model hazırlayacağız. O da size sürpriz olsun. Evet. Şimdi modelimizde buluşalım inşallah. Evet, her ders arası tülbentimin tığlama işlemlerini yaptım. Şimdi bu her ders arası rengine bu şekilde model hazırlayacağız. Şöyle buradaki püf noktada tığımızın 20 numara kalın bir tığ olması gerekiyor arkadaşlar. Ee, şöyle bakın ipimi tığıma tutturarak başlıyorum modelimizi yapmaya. Şimdi sıfırdan hep beraber yapacağız. Bakın bunu da 20 numara tığla yaptım. Bu şekilde hemen sık iğne ile ipimi herhangi bir tığ battıdan tutturdum 15 tane sıkı sıkı zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 Evet 15 tane zincirimi çektim bunu dördüncü tığ battıya 1 2 3 ve 4 bakın dördüncü tığ battıya sık iğne ile girerek buraya bir köprü oluşturdum bu şekilde. Yine 15 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Şöyle bakın aynı yere kapattığım yere bir de bu şekilde 15 zincir kapatıyorum. Sabitledim. Bakın buraya bir dal oluşturduk. Yine 15 zincir çekerek köprü oluşturacağız. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Evet yine dördüncü tığ battının içine 15 zincirimi kapatıp sık iğne ile buraya sabitledim. Yine 15 zincir çekiyorum. Bakın hem köprümüzün sayısı 15 bu şekilde hem de dalımızın sayısı 15. Bu şekil oluyor. Şimdi aynı işlem bakın bu birinci işlemimiz şimdi 15 zincir çekerek dalı yapacağız ve bu şekilde çimenimiz devam edecek Evet şöyle 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 15 zincirimi çektim yine bakın sık iğne ile buraya sabitledim dalımızı oluşturduk bu şekilde yine sıkı sıkı 15 zincir 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 bakın sıkı sıkı o zincirlerimi çekiyorum dördüncü tığ battıma şöyle sık iğne ile sabitledim tığlama işlemi de iki zincirle çektim arkadaşlar yine 15 zincir 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Aynı tığ battıya kapatmış olduğum tığ battıya bu şekilde dalımı da kapatıyorum. Yine 15 zincir çekerek şöyle köprümü oluşturacağım. 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Hemen dördüncü tığ battıya köprümü kapatıyorum Zincirlerim böyle halat gibi güzel durmasının sebebi tığımda arkadaşlar evet, tığım çünkü 20 numara bakın bu şekilde bu şekilde şöyle yaparken yana yatabilir arkadaşlar ütüleyince şöyle kalıp gibi olacak Evet şimdi bir tane daha yapalım bakın üç tane yaptık yapması çok zevkli oluyor arkadaşlar. Bir de kalın kalın zincirleri çekmeyi unutmayın. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Hemen 15 zincirimi kapattım bakın buraya şöyle sabitledim. Yine 15 zincir. 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14 ve 15. Şöyle dördüncüye köprü olarak kapattım. Bakın 15 zincir tam ideal oldu tığ battılarım için. Ve yine dalım için 15 zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle zincir çekiş şeklimi sık iğne ile sabitleyip kapattım yine 15 zincir 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 dördüncü tığ battı ya hemen kapatıp şöyle bakın şimdi yeterli sanırım çimenimiz hazır bu şekilde parmağımda Bakın arkadaşlar. çim elimiz hazır. Hemen ilk sırayı bu şekilde yapıyoruz. Dört kenar. Sonra e, çiçeğini yapmaya geçiyoruz. Biraz çiçek kısmı el oylayıcı olacaktır. O kadarcık da olsun. Hemen çiçekleri nasıl yaptık ona geçelim. Şöyle tülbentimizde birebir aynı renk olan ardar sarısını ipimi tığıma tutturuyorum. Ve Bakın baştan bir iki tane dal atlayıp üçüncü dalın içine sık iğne ile ipimi buraya sabitledim ve bir iki üç dört beş altı yedi tane zincir çekip hemen kapattım bu ortaya. İlk ipimizi bu şekilde oluşturduk. Aynısından üç tane olacak. Yine 7 zincir kapatıyorum. 7 zincirimi. Bu da ikinci kirpik. Tekrar 7 zincir. Kapatıyorum bu şekilde. Şimdi 3 tane yaptık ve 15 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Sıkı sıkı 15 tane zinciri çektim. Hemen bunu dalımıza, diğer kirpiklerin yanına kapatıp şöyle yine 7 zincir çekiyorum kapatıyorum şöyle birinci tekrar 7 zincir 7 zincirimi yine kapattım tekrar 7 zincir Bu da üçüncü kirpik olarak kapatıyorum dibine de bir tane sık iğne yapıyorum bakın bu şekilde çiçeğimiz hazır hemen ipimizi koparalım yakıp temizleyip gelelim Arkadaş şöyle ipimi tığıma tutturdum bu yapmış olduğumuz bakın ortadaki çiçeğimizin içine dalına sık iğne ile sabitledim ve buraya altı tane zincir çekiyorum 6 zinciri kapattım bu bir tekrar altı zincir İki. bakın, üç dört beş ve altı altı zinciri kapatıyorum şey kapatıyorum ve bir zincir çekiyorum Evet altı zincirden buraya üç tane kilpi yaptık ve ipimi kopardım ortada bu şekilde olacak. ve kenarına da arkadaşlar birer tane mavi birer tane de hardar sarısı yapacağım böyle renk katmak amacıyla. İstediğiniz rengi yapabilirsiniz. istediğiniz renk tülbenti de tabii ki de. Şöyle bakın hemen yanındaki yere yine dalın içine sık iğne ile ipimi sabitliyorum. 6 tane zincir. Altı zincirimi kapatıyorum buraya, bu ilk kırpiyim. Yine altı zincir. Sıradaki, aynı yuvanın içine daha doğrusu kapatıyorum. Altı zincir, üçüncü kirpi de kapattık bu şekilde ve dibine de bir tane zincir çekiyorum. Hemen ipimi kopardım. Bu şekilde. Hazır. Şimdi diğer dalımızın içini yapacağız. Hemen zincirimi çekiyorum. Sağlı ve sollu bu şekilde kirpikleri yapıyoruz. Altı zincir kapattım. Altı zincir. Kapatıyorum. Tekrar altı zincir. Hemen kapattım. Üç tane kirpik olunca hemen bir zincir çekip ipimi koparıyorum. Şöyle. İpleri yakıp temizleyeyim arkadaşlar. Hafifte şöyle ütü değdirip giyeyim buralarını. Evet modelimi bu şekilde elimle bir düzelttim arkadaşlar kapıla bakmaktan zile bakmaktan tülemeye fırsatım olmadı şöyle bir elimle ütü görüntüsü verdim düzelttim modelimiz bu şekilde oluyor şimdi buraya da bu çiçeğimizin dalını yaparak devam edecek iki tane dalımız ara suyu üçüncüye bu şekilde modelimizi kuracağız yapacağız bu şekil oldu velhasıl model renkleri de açsın diye bu şekil yaptım benim harda rengim biraz açıkmış arkadaşlar ipim rengi o yüzden bu şekilde hazırladım sizlere. Siz tabii istediğiniz pembe de olur veya istediğiniz yakıştırabildiğiniz her renkte yapabilirsiniz. Çok güzel olduğunu düşünüyorum. Evet, şöyle modelimi bir de sallantılı halinden bakıtayım inşallah. Şöyle. Evet. Sizler de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Yeni bir kanal açtım arkadaşlar. Tığ oyaları dünyası. Oradaki modellerim de çok güzel. Oradan da izleyip beni takip ederseniz sevinirim. Youtube'un arama çubuğuna tığ oyaları dünyası veyahutta da her çekmiş olduğum videonun altına linki sabitliyorum. Yorumlar kısmından da linki tıklayarak gidebilirsiniz öbür kanala. Evet. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.